Merhaba arkadaşlar. Karayol trafiğinin genel özelliklerinden geçen dersimizde bahsetmiştik. Proje trafiği için trafik tahmini ile ilgili uygulamalarımıza geçeceğiz. İki nokta arasında bir yol iyileştirilmesi yapılacaktır. Yolun geçtiği bölgede arazi kullanımına bağlı trafik gelişimi olmayacağı ve iyileştirilmiş yol trafiği açıldığında doğan trafiğin olmayacağı kabul edilmektedir. Saptırılan trafik 250 bin taşıt bölü yıldır. Trafik artışı %2,5 ve yapılan başlangıç son etüdüne göre yolu kullanacak araç sayısı 400 bin taşıt bölü yıldır. Buna göre 20 yıl sonraki proje trafiğini hesaplayınız diye sormuş soruda bize. Hemen sorumuzu şöyle küçük yazalım. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar, çözüme geçmeden önce beklenen trafik hesabında ne vardı? Başlangıç trafiği ve trafik artışının toplamı bize beklenen trafiği veriyordu. Başlangıç trafiği de mevcut trafik ve saptırılan trafikten oluşuyordu. Trafik artışı ise doğal trafik artışı, doğan trafik artışı, gelişme trafiği şeklinde 3 aşamada eğer tespit edebiliyorsak tespit ediyoruz. Bize verilmişse alıyorduk. Evet, çözüme geçelim o zaman. Şimdi işler kolaylaştı. Başlangıç trafiği hesaplarken mevcut trafik ve saptırılan trafik değerlerimizi biliyoruz. Bunları topluyoruz. 400 binin mevcut trafik olduğunu nereden anladık? Burada yapılan başlangıç son etüdüne göre yolu kullanacak araç sayısı diyor. Hatırlıyorsunuz, mevcut trafikte, tespitte anketler kullanılabiliyordu veya başlangıç son etütleri kullanılabiliyordu. Bu şekilde anlayabildik. 400 bin mevcut trafik değerimiz. Saptırılan trafiği direkt vermiş. 250 bin, 650 bin başlangıç trafiği olmuş oldu. Peki trafik artışını nasıl hesaplayacağız? Trafik artışı ile ilgili de bize doğan trafik artışının olmayacağı ve gelişme trafiğinin olmayacağı söylenmiş. O zaman sadece doğal bir artış olacak. Doğal trafik artışı ile ilgili de %2,5'luk bir artış olacağı söylenmiş. Bunun hesabını yaparken hatırlıyorsunuz, Tn eşittir T0 1 artı A üzeri N şeklinde hesaplıyorduk. Tn N yıl sonraki trafik, A artış yüzdesi, yıllık ortalama artış yüzdesi, T0 hesap yılındaki trafikti. O zaman zaten biz mevcut trafiği hesap yılındaki trafik olarak alacağız. T0 değeri 1 artı 0.025 üzeri 20 yıl sonraki trafik şeklinde hesapladık. 1 milyon 66 bin taşıt bizim burada doğal trafik artış değerimiz olarak verilebilir. Ne yapacağız? Bunun ikisini topladığımızda da beklenen trafik değerini bulmuş olacağız. O da 1 milyon 716 bin taşıt bölü yılmış arkadaşlar. Proje trafiğini nasıl hesaplıyorduk? Proje trafiği önce yıllık ortalama günlük trafik değerini hesaplıyorduk, hatırlıyorsunuz. Bu da bize direkt proje trafiğini veremiyordu. 30. saat trafiği bize proje trafiğini veriyordu. Sebeplerini detaylı anlattık size. Buradan bulduğumuz beklenen trafik değerini 365'e bölerek yıllık ortalama günlük trafik değerini verdik. Bu bütün bir yılı ifade edemediği için 30. saat trafiğini hesaplıyoruz. 30. saat trafiği de proje saatlik trafik YOGT bölü 6 çarpı D şeklinde ifade ettik. Burada K faktörü verilmediği durumlarda 6, 1 bölü 6 değerini kullandık veya çarpı 0.15 değeri kullanmıştık biliyorsunuz. Bu şekilde hesapladığımızda D yön dağılımı verilmezse de %50 alacağınızı bilmelisiniz. Bu şekilde 391.8 tek şerit için hesaplanmış oldu bizim 20 yıl sonraki proje trafiğimiz. İki şerit için hesaplamak için de 2 ile çarpıyoruz. 784 taşıt bölü saat olarak ifade edebiliyoruz. Diğer bir soruya geçelim. Geometrik standartları iyileştirilmek istenen bir yoldan iki yönde olmak üzere yılda 820 bin taşıt geçmiştir. Bu yolun iyileştirilmesinden sonra diğer mevcut yollardan saptırılması beklenen trafik 150 bin taşıt bölü yıl. Hesaplanan doğan trafik ve gelişme trafiği toplamı 500 bin taşıttır. Trafiğin geçmiş yıllardaki ortalaması olarak yıllık %6 oranında artış
göstereceği ve yönlere eşit dağılacağı öngörüldüğüne göre 20 yıl sonrası için projelendirmede esas alınacak trafik miktarı nedir diye soruyor. K değerimiz de 0,15 alınacaktır diye ifade etmiş. Çözüme geçersek, beklenen trafik daha önce bahsettiğimiz gibi başlangıç trafiği ve trafik artışı değeridi. Bunu karıştırmamak için her zaman yazmanızı öneriyorum bu tip sorularda arkadaşlar. Neydi bu da? Bize soruda 820 bin taşıt geçmiştir iki yönde diyor. O zaman bizim mevcut trafiğimiz 820 bin olacak. Direkt saptırılması gereken trafik 150 bin taşıt bölü yıl olarak verilmiş. Onun için topladık ve başlangıç trafiğini 970 bin taşıt olarak elde ettik. Yine trafik artışına baktığımızda önce normal trafik artışını hesaplıyoruz. Mevcut trafik çarpı 1 artı artış yüzdesi %6'ymış. %6 üzeri 20 şeklinde elde ettik. 3.110.790 taşıt elde edildi. Trafik artışı ne vardı? Doğan trafik ve gelişme trafiği vardı. Bu her iki değerin toplam değeri verilmiş bize 500 bin taşıt olarak. Bunu da eklediğimizde trafik artış değerini elde ettik. 20 yıl sonrası için biz tabii proje trafiğini hesaplarken 20 yıl sonrası YÖGT değerini bir hesaplıyoruz önce. O da nedir? Başlangıç trafiği artı trafik artışı yani beklenen trafik bölü 365 bize 12.550 taşıt olarak 20 yıl sonrası değerini verecek yıllık ortalama günlük trafiğin. Proje saatlik trafiği elde etmek için de K faktörünü vermiş. K çarpı 12.550 o da 1883 taşıt bölü saat olarak ifade edilebilecek. Tabii soruda dememiş ama şuraya bir not düşmüşüz arkadaşlar. Trafiğin yönlere göre dağılımı eşit olmayıp farklı olsaydı, örneğin 60'a 40 oranında olsaydı bu durumda proje saatlik trafiğimiz değerini de büyük olan yüzdelik dilimiyle 0,60 ile çarpacaktık. Bu şekilde elde edecektik. Bu da aklınızda olsun. Beklenen trafik hesabı ile ilgili iki örnek çözdük. Bir de size kapasite analizi konusuna geçmeden önce zirve saat faktöründen bahsetmek istiyorum. Zirve saat faktörü pik saat faktörü olarak da ifade edilebilir. Trafikteki dalgalanmayı nazara almak üzere kapasite ve hizmet düzeyi analizlerinde akım oranı olarak kullanılmaktadır. Akım oranı 1 saatten daha kısa bir süre içinde, örneğin 5 dakika, 10, 15 dakika gibi sürelerde yolun bir kesitinden geçen taşıt sayısının saatlik değeridir. Bunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Maksimum trafik hacmi neye eşit olmuş oluyor? NT çarpı 60 bölü T, o da taşıt bölü saat şeklinde ifade edilebiliyor. Örneğin bir yolda 15 dakikalık sürede geçen taşıt sayısı 300 taşıt ise akım oranı ne olur diye bir soru gelse ne yapacağız? 300 taşıt olduğu için 60 bölü 15 çarpı 300 eşittir. Ne olacak? Maksimum trafik hacmi değerimiz bize 1200 gibi bir değer alacak. 1200 taşıt bölü saat gibi bir değer alacak. Buna karşılık bu yolda 1 saat sürekli sayım yapıldığında bulunacak trafik hacmi 1200 taşıt bölü saatten farklı da olabilir. Bunu biliyorsunuz. Bu şekilde akım oranını ifade ediyoruz arkadaşlar. Kısa süreli ölçümler alıyorsunuz. Onu saate tamamlıyorsunuz. Bir yoldaki zirve saat trafiğinin bu zirve saatteki maksimum akım oranına oranı zirve saat faktörü olarak tanımlanır. Zirve saat faktörü de bulduğumuz bu akım oranına oranlanmış hali hacmin zirve saat faktörü eşittir. Q bölü Qm şeklinde ifade edilebiliyor. Zirve saat faktörünü burada açılımını tekrar vermişiz. Zirve saat faktörü trafikteki dalgalanmayı gösteriyor. Ve en büyük değeri 1 oluyor arkadaşlar. 1'e yaklaşıp uzaklaştıkça trafikteki stabilite hakkında yorum yapabiliyoruz. Saatlik trafik hacmi bölü maksimum saatlik trafik hacmi zirve saat faktörünü veriyor bize. 15 dakikalık periyotlar dikkate alındığını düşünürsek ölçümlerde ne yapacağız? Zirve saat faktörü eşittir Q bölü 4 çarpı 15 dakikalık Q değerine koyacağız. Buradan Q saatlik trafik hacmi, Q 15'te 1 saat içindeki maksimum 15 dakikalık trafik hacmi olmuş oluyor.
Evet, gayet kolay. Biraz önce bahsettiğim soruya benzer bir soru çözelim. Bir yolda zirve saat içinde yapılan 5 dakikalık sayımlarda elde edilen en yüksek değer 60 taşıt olarak bulunmuştur. Yoldan zirve saatte geçen taşıt sayısı için ise 500 taşıttır. Zirve saat faktörünü hesaplayınız diyor. Ne yapacağız? Zirve saat trafik hacmi ne olacaktır burada? Bize verilen 500 taşıt olacaktır, değil mi? Saatte 500 taşıt geçmiş. Maksimum akım oranı işte orada QM'i bulacağız. QM'de ne olacak? Artık 60 taşıttı. 60 çarpı 60 bölü 5 dakika, değil mi? Böleceğiz. Zirve saat faktörü de Q bölü QM diye hatırlıyorsunuz. Bu şekilde verilen Q ve bulduğumuz QM'i böleceğiz. Tekrar bakarsak zirve saat trafik hacmi 500 taşıt bölü saat. QM 60 çarpı 60 bölü 5 720 taşıt bölü saat. Zirve saat faktörü de Q bölü QM oranı 0,7 olarak çıkmış. Zirve saat faktörünün değeri 1'e yaklaştıkça trafik akımının uniformluğu artıyor arkadaşlar. Buradan trafik akımı hakkında bir bilgi edinebilmiş oluyoruz. Diğer bir zirve saat faktörü sorusuna bakalım. Aşağıdaki trafik hacim ölçümlerine göre pik saat faktörünü hesaplamamız isteniyor. Bu sefer 15 dakikalık ölçüm değerleri bize verilmiş. 15 dakikalık aralık için trafik hacmi işte 1000, 1100, 1200, 900 olarak verilmiş. Her 15 dakikada toplamda 1 saatlik ölçüm 4200 taşıt bölü saatmiş. Fakat bu 15'er dakikalık için her birinin 1 saatlik değeri ne olacaktır? Burada yazıyor gördüğünüz gibi. Bu 15 dakikalık zaman aralığı için saatlik akım değerleri olarak verilmiş. Buradan daha iyi anlayabiliyorsunuz. Pik saat faktörü yani zirve saat faktörü de Q bölü QM olacaktı. Ne bizim Q değerimiz? 1 saatlik geçen taşıt sayısı 4200 bölü 4 çarpı QM maksimum geçen trafik hacmi gibi düşündüğümüzde 4 çarpı en fazla neydi? Şurada 1200 geçmişti. 4800'e bölerekten elde etmiş olduk. Herhalde tabloda görünce çok daha iyi anlamış oldunuz arkadaşlar. Bu konumuzla ilgili çözeceğim sorular bu kadar. Kapasite analizi ile ilgili konumuza geçeceğiz bir dahaki slaytlarımızda.